Bu videoda bu telefonu niçin alıp almayacağınıza karar vermenizde yardımcı olmaya çalışacağım. Telefonun barındırdığı birçok özellik neredeyse birçok ihtiyacınızı fazlasıyla tamamlayacak. Özellikle fiyat performans telefonu olduğunu vurgulamak istiyorum. Birinci önceliğiniz bu telefonda oyun oynamak ve performansa dayalı uygulamalar çalıştırmaksa bana kalırsa düşünmeden alabilirsiniz. Telefonun 32 GB dahili hafızası ve 3 GB RAM ile birlikte gelmekte ve aynı zamanda 1.6 GHz hızında çalışan tam tamına 8 tane çekirdeğe de sahip. Böylelikle oyun ve uygulama kullanırken hem RAM hem depolama hem de işlemci hızı sayesinde neredeyse çok az bir donma ve gecikme süreleri yaşatacaktır. Bir oyuncuysanız uygun fiyatla alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi olarak gösterebilirim. Günlük hayatta vakit geçirmek için bu telefonu düşünüyorsanız yine sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak üzerinde bulunan çift kamera sayesinde hem ön tarafında hem de arka tarafındaki kameralar 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlük sayesinde yeterli ışıklı ortamları ayarladığınız takdirde çok kaliteli güzel fotoğraflar çekebileceksiniz. Bu da gününüzü çok güzel bir şekilde geçirmenize yardımcı olacaktır. Ekran büyüklüğü olarak 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olduğu için kullandığınız birçok oyun ve uygulamada fazlasıyla tatmin edecektir. Android sistemi olarak 7.1 Android sistemiyle geliyor. Bu da birçok oyun ve uygulamayı fazlasıyla destekliyor. Aynı zamanda pil durumunda da 3300 mAh pil gücüne sahip. Bu da neredeyse bir günü rahatlıkla çıkarmanıza olanak tanıyacak. Ve güvenlik konusunda sıkıntı yaşıyorum veya ekstradan güvenlik özelliği arıyorsanız telefonda, bu telefonda parmak izi okuyucu da mevcut. FM radyo dinlemeyi de çok seviyorsanız telefon FM radyo özelliğiyle birlikte geliyor. Hemen toparlayayım. Eğer oyun ve performansa dayalı şeyler yapacaksanız bu telefonu kaçırmamanızı öneririm. Fotoğraf ve video için bu telefonu kullanmak istiyorsanız bana kalırsa yine aynı şekilde kaçırmamanız gereken bir telefon, ama telefonun kamera özellikleri arasında portre modunun olmadığını da belirtmek istiyorum. Açıklama kısmına ekleyeceğim videolardan da telefonun detaylı incelemesine ulaşabilirsiniz. Kafanıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından sorabilirsiniz. Eksiklerim ve hatalarım olduysa affola, Allah'a emanet olun.